İstanbul'un Güngören ilçesindeyiz. Ankara Dikmen'deyiz. Tekerlekli ve akülü sandalyemiz var. İsteyin, verelim. Siz bana sandalyemi verin, bütün hayvana benim. Çok teşekkür ediyorum Müge abla. Müge abla Türkiye'nin dört bir yanına tekerlekli sandalyeleri göndermeye devam ediyor. İstanbul Ataşehir Esatpaşa mahallesindeyiz. 70 yaşındaki Gül Kız Uyar'ın tekerlekli sandalyesini teslim etmeye geldik. Ben kalp hastasıyım. 3 ay önce kalp krizi geçirdim. Kalp yetmezliği var, kalp pili var. Ambulans geliyor götürüyor beni hastaneye. Doktora diyorum ki geçen gittim bak çabuk verin muayene ki Müge'yi kaçırıyorum. O da gülüyor. Çok rahat. Teşekkür ederim Müge anneciğim. Allah bin kere razı olsun. Kartal Cevizli'deyiz. 73 yaşındaki Sayıma Küçükbaş'ın tekerlekli sandalyesini teslim etmeye geldik. Hepinizi seviyorum. Sandalyemi de sevdim. Çok rahat. Yıllardır zaten siroz hastası. Bazen su aldırıyoruz karnından. En sonunda omurga daralması oldu belde. Ondan sonra yürüyemez hale geldi. Bir senedir işte yatalak halde. Çocuk gibi bakıyorum onunla. Zor mu? Zor ama 50 yıllık eşim. Bırakmak kolay mı? O benim gece gündüz karnımı çekti. Ben 39 yıl üzerinden emekli oldum. Emniyetten. Gece gündüz bekledi. Şimdi nasıl bırakırsın onu? Mümkün mü? İnsan 50 yıllık eşini bırakabilir mi? Dünyayı bana verseler gene hiçbir şeyle değişmem onu. Onu çok seviyorum çünkü. Çocuk gibi ben kaldırdığım zaman boynuma sarılıp ağlıyor. Nasıl bırakırsın kızım onu? Bir telefonumla beni kırmayıp bu sandalyeye göndermesi benim için büyük bir nimet. Çünkü maddi gücümüz yetersiz. Yani elektriğimiz, suyumuz onu diyorum. Nasıl bir sandalye alırım? Alamadım işte. Tekrar teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum onun ben. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah çoluğunu çocuğunu sana bağışlasın. Teşekkür ederiz. Maltepe'nin Zümrüt Evler Mahallesi'ndeyiz. 92 yaşındaki Firdevs Bakır'ın tekerlekli sandalyesini getirmeye geldik. Allah razı olsun. Elleri cennet kapısız. Annem 92 yaşında. Kalça kırığı var. Omuzluk trafik kazasından kırık. Alzheimer. Mügeciğimden çok rica ediyorum bunları kendinin kullanmasını istiyorum. Anneme bu iyiliği yaptığı için. Allah razı olsun. Çok sağ olun Müge Hanım. Allah'ım sizi koyursun. İyi ki varsınız. İstanbul Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi'ndeyiz. 81 yaşındaki Gülbeyaz Ateş'in tekerlekli sandalyesini teslim etmeye geldik. Kalçam tutulmuyor, çiğdemiyorum, yürüyemiyorum. 2 senedir çekiyorum. Çok rahattır, Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Oğlum beni bir yerde bir yere götürür de ben bir insanların yüzünü göreyim de biraz hava alayım. Ben çok teşekkür ederim sizi. İstanbul Pendik Sülüntepe Mahallesi'ndeyiz. 81 yaşındaki Güllü Çetin'in tekerlekli sandalyesini teslim etmeye geldik. Güllü Hanımcığım merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Böyle birden kapı açıyorsunuz, giriyorsunuz. Ben hep bunu izliyorum, biliyorum. Böyle onlara umut oluyorsunuz ya, ayak oluyorsunuz ya. Yani insan anlatılmaz yani. Gerçekten çok güzel bir duygu. Ben ona prensesim diyorum. Ben zaten eşime söyledim çabuk prensesi aç, çabuk prensesi aç. Zaten diyor gel gel diyor, prensesim başladı diyor. Koş 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 izleyelim diyor. Beraber izliyoruz. İstanbul Pendik'teyiz. 14 yaşındaki Behine Nur Taşkın'ın akülü sandalyesini getirmeye geldik. Merhaba. Merhaba. Okula gidiyor musun? Evde eğitim. Yine okula gidiyorum ama eve öğretmenler geliyor. Öyle ders yapıyoruz. Doğuştan beri bu hastalıkla mücadele ediyorsun değil mi? Evet, tüm arkadaşların yoldayken sen bahçeden bakmak zorunda kalıyorsun. Ama artık Müge Hanım'la akülü sandalyeni gönderdi. Evet, benim en büyük hayalim mesela şu an gezeceğim onlar akülü arabayla. Mesela okulumu bile ziyarete gidebileceğim akülü araba sayesinde. Çok teşekkür ederim Müge Hanım ablaya. Allah ondan razı olsun. Onu çok seviyorum. Müge Hanım'a çok teşekkür ederim. Tüm Türkiye adına, bütün insanların adına. Başkanı engelli çocuklar, ha bizim çocuklar. Onu bizi de sevindirdi. Allah ondan bin kere razı olsun.
Müge abla sayesinde tüm engelimi açmış oldum. Arkadaşlarımla gezebileceğim, istediğim yere gidebileceğim. Hiçbir engelim kalmadı Müge abla sayesinde. Çok mutluyum. Yani kelimeleri anlatamam. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun Müge anladan. Çok sevindirdi kızım. Allah'tan her baktan sevindirsin. Seviyorum.